Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar 20-26 Kasım haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, haftanın ilk günü Ay Yay burcunda hafta sonundan devam eden bazı etkiler pazartesi günde gündemde olacak. Bu da iş güç konularında sizi biraz zorluyor. Şu sıralarda belki biraz böyle sizi yoracak, zorlayacak işlerle, detay gerektiren konularla, düzenlemelerle ilgileni olabilirsiniz. Ev içerisinde olabilir bunlar, çalıştığınız mekanlarda olabilir biraz yorucu bir hafta başı ee, rahatlıkla pazartesi sendromunu da hissetmeniz mümkün. Ee, mümkün olduğunca sorumluluklarınızı ihmal etmemeye çalışın ve kendinizi yormadan planlı bir şekilde hareket edin. Salıdan itibaren ay oğlak burcuna geçiyor. Perşembe akşamına kadar biraz daha böyle sosyal ilişkilere yönelik etkiler var. Eş ve partnerle ilgili konular öne çıkarken eş ve partnerle birlikte yapabileceğiniz kavramlara da odaklanabilirsiniz. Tabii ki bunun yanında iş birlikleri, arkadaşlıklar, sosyal yaşam bu alanlarda da kendinizi ifade etmeniz mümkün. Perşembe akşamından itibaren Ay Kova Burcu'nda pazar gününe kadar özellikle cuma ve cumartesi günü biraz daha finansal konularda hareketli saatler sizi bekliyor. Merkür Uranüs arasında da güzel bir üçgen açı oluşacak. Bu yeni parasal girişimler, anlaşmalar, konuşmalar, araştırmalar, banka ve finansal konularda bazı yeni adımlar söz konusu olabilir. Pazar günü ise Ay Balık Burcunda daha romantik etkiler veriyor size. Keyif aldığınız konularla ilgilenebilirsiniz. Sinemaya gidebilirsiniz, güzel filmler izleyebilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz. Deniz kenarı ve su kenarlarında yürüyüş yapabilirsiniz. Bu anlamda dinlendirici etkili etkiler var Pazar günü. Ayın 22'sinden itibaren Güneş artık Yay Burcuna geçecek. Bu önümüzdeki bir aylık bir dönemi işaret ediyor. 21 Aralık'a kadar olan süreç içerisinde Güneş 6. eviniz aydın. Anlatacak, Bu alanda olacak yeni ay ve dolunay döngüleri de önümüzdeki ay içerisinde daha çok biraz daha iş hayatınız, günlük hayatınız, sağlığınız bu alanlarda bazı böyle yeni kararlar vermenizi, düzenlemeler yapmanızı sağlayabilir sevgili yengeçler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.